Gençler merhaba. Bu dersimizde 12. sınıf mantık dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık yapacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Ancak böyle söylüyorum ama kimse abone olmuyor. Çünkü videolara bakıyoruz. 90 bin, 100 bin izlenme, 30-40 bin izlenme var ve benzersiz izleyici sayısına baktığımızda %90'larda çıkıyor. Ancak abone sayımız 5000'lerde. Lütfen emeklerimizin karşılığını vermek için sadece tek bir tuşa tıklayacaksınız ve abone ol diyeceksiniz. Bu bizim için gerçekten önemli. Ayrıca hala COVID testim pozitif. Yani COVID testim pozitif çıktı ve halen karantinadayım. Sesim kötü geliyorsa da lütfen kusura bakmayın. Şimdi bir klasik yazılı sorusu örneği hazırladık. Bunları genel olarak bilmeye çalışın. Konu başlığı olarak bilin. Yani dilin görevleri nelerdir ben size açıklayacağım. Bunları bilin ama öğretmeniniz klasik soracak diye bir şey yok. Doğru yanlış da sorabilir, teste sorabilir, boşluk doldurmada sorabilir. Önemli olan konuyu öğrenmeniz. Bu bilgileri öğrendiğiniz takdirde 100 alacaksınız garantisini veremem ama yüksek bir puan alacağınızı düşünüyorum. Şimdi bakalım dilin görevleri nelerdir? Bildirme görevi, belirtme görevi, yaptırma görevi, törensel görevi, eylemsel görevidir. Bilgi aktarmayı aksatan etkenleri yazınız. Bilgi aktarımı aynı dili kullanan kişiler arasında gerçekleşir. İletişimde istenilen sonuca ulaşmak için dilin olguları karşılayacak yeterlilikte olması, bilgiyi aktaran ve alan kişilerin de o dilin kullanımı konusunda yetkin olması gerekir. Aksi halde bilgi aktarımında aksaklıklar ortaya çıkacaktır. Yani diyor ki, iki kişi iletişim kurarken İlk öncül. İkisinin de aynı dili konuşması gerekiyor. Ve bilgi aktarmayı gerektiren yeterlilikler arasında bulunuyor bu. Ve dili de doğru kullanmaları gerekiyor. Bilgi aktarımının sağlıklı olarak gerçekleşebilmesi için sözcüklerin anlamı ile ilgili bir fikir birliğinin sağlanmış olması beklenir. Bilgiyi aktaran ve bilginin alıcısı konumundaki kişilerin sözcüklere doğru anlamlar yüklemesi gerekir. Şimdi demek istediğimiz şey şu. Bir sözcük var. Ama her iki kişinin de bu sözcüğün anlamını aynı olarak bilmesi gerekiyor. Şimdi bunu ne demek hocam? Bir sözcük işte kalem kalemdir, kağıt kağıttır. Ne demek istiyorsunuz? Diyorsanız bana özellikle yöresel olarak farklılıklar çıkar. Belli yörelere özgü, aynı dilde konuşuyorsak yörelere özgü kelimeler vardır. Özellikle bunu üniversiteye gittiğimizde çok yaşarız. Yani ben ilk üniversiteye gittiğimde bazı kelimelerin yalnızca benim bulunduğum yerde anlatıldığını, yani konuşulduğuna şahit olmuştum. Çünkü arkadaşlarım o kelimeleri bilmiyordu. Muhtemelen sizin de bu tarz kelimeleriniz vardır. Bulunduğunuz yöre içerisinde herkes sizin konuştuğunuzu anladığı için bunu fark etmiyorsunuz. Ama yörenizden dışarı çıktığınızda farklı bir ile, farklı bir bölgeye gittiğinizde işte o zaman anlıyorsunuz ki bu sizin yörenize ait. İşte bunu kastediyoruz. Yani bir sözcüğün anlamının farklı anlama gelmesi. Mesela ben size bizim yöremize ait bir tabiri söyleyeyim. Ödürgeli. Bunu biliyor musunuz bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazsın ödürgelinin ne demek olduğunu. Ben bunu bizim yöremize ait olduğunu üniversiteye gittiğimde anlamıştım. Şimdi bu tarz kelimeler var. Ben ödürgeli dediğimde benim memleketim beni anlar ama karşımdaki sen anlamıyorsun. İşte o zaman ne oluyor? O zaman bilgi aktarmayı aksatmış oluyoruz. İşte bunu kastediyoruz burada. Aynı sözcüğün kullanılması. Tabii bir de şu da vardır örnek olarak. Örneğin eş anlamlı sözcükler var. Eş anlamlı sözcükleri, aynı anlama gelen sözcükleri kullandığımızda da yine bilgi aktarmayı aksatmış oluruz. Kişi aynı şeyi algılamadıysa, sizin söylediğiniz anlamda anlamadıysa, hatta yanlış anlaşılmalara bile sebep olabilir. Evet, dediğim kısma geldik. Sözcüklerin çok anlamlı olması, anlamlarına belirsizlik taşıması bilgi aktarımını aksatan etkenler arasındadır. Sözcüklerdeki çok anlamlılığın ya da belirsizliğin neden olduğu olgusal ve sözel tartışmalarda bilgi aktarma sürecinde aksaklıklara yol açar. Evet, şimdi baktığımızda sözcüklerin çok anlamlı olmasından bahsediyoruz. Küçüklüğümüzde hep bir örnek verilirdi, bilirsiniz. O kokuda baban gibi eşek olma. Şimdi burada şair ne demek istiyor? Okuyu baban gibi okuyup eşek olmama, yani baban gibi oku, o adam olmuş. Sen eşek olmama demek istiyor. Yoksa oku da baban gibi eşek olmama demek istiyor. Oku da baban gibi eşek olmama demek istiyor. Yani baban eşek olmuş, sen oku eşek olmama demek istiyor. Burada işte vurgu çok önemli. Tamam, orada aynı anlama gelen eş anlamlı bir sözcük yok ama eşek ne demek biliyoruz, okumak ne demek, baba ne demek biliyoruz. Bakın tek anlamlı ama cümle içerisinde yaptığımız bir vurgu bile ne kadar fark ediyor değil mi? Anlamı karıştırıyor. İşte bu da yine bilgi aktarmayı aksatan etmenler arasında bulunuyor. Şimdi bakalım üçüncü sorumuza.
Kaplamsal tanım ve işlemsel tanımı açıklayınız. Kaplamsal tanım, mantık bilimi çerçevesinden bakıldığında en eksiksiz tanım olma özelliğini taşır. Kaplamsal tanım, öznesiyle yüklemi yani tanımlayanı ve tanımlananı özdeş olan terimlerden oluşan bir önermedir. Böyle bir önerme AA'dır, biçiminde sembolleşen özdeşlik önermesidir. Aristo'nun yetkin tanım olarak ifade ettiği özdeşlik önermesi, en eksiksiz tanım olmasına rağmen tanımlananın işlemine yani özelliklerine ait bilgi vermemektedir. İçlemsel tanıma baktığımızda kaplamsal tanımın neden olduğu epistemolojik problemi engelleyen tanım çeşididir. Bilgi vermeye amaçlayan bir tanımın kavramın özelliklerini yani içlemini vermesi beklenir. Dolayısıyla bilgi verici tanım yüklem durumundaki terimin özne durumundaki terimden farklı olmasını gerektirir. A, B'dir biçimindeki sembolleştirilen tanımda B, A'nın bir özelliğini ifade etmektedir. Evet, belirsizlik nedir? Örnek vererek açıklayınız. İletişim kurmak ve bilgi aktarmak için kullandığımız dildeki sözcük ya da cümlelerin ifade ettiği nesnelerin, durumların ya da olayların sınırlarını kesin olarak çizilememesine belirsizlik adı verilir. Belirsizlik bir kelimenin kullanıldığı cümle içinde nicelik ve nitelik açısından net, açık ve belirgin olmaması anlamına gelir. Muğlak bir ifade biçimi içererek iki ya da daha fazla şekilde anlaşılmaya açık cümlelerde belirsizliğe yol açmaktadır. Şimdi örnek verelim belirsizliğe. Bu film çok sıkıcı dedik. Bu cümlede sıkıcı kelimesi kesin olarak tanımlanamayan, anlamı üzerine uzlaşı sağlamanın zor olduğu bir kelimedir. Bu nedenle bir film hakkında sıkıcı değerlendirmesiyle ne kastedildiği belli değildir. Evet, şimdi gelelim belirsizliğin sakıncalarına. İki ya da daha çok anlama gelen kelime ve cümleler ifadelerde belirsizliğe neden olur. Belirsiz kelime ve cümleler anlamı tam olarak karşılamadığı için pek çok soruna da neden olur. Belirsizlik iletişimde yanlış anlaşılmalara ve iletişim kopukluklarına yol açar. Bilgi aktarırken ortaya çıkan belirsizlik ise bilginin aktarılamaması ya da yanlış aktarılması ile sonuçlanır. Bilginin yanlış aktarılması hiç aktarılamamasından daha önemli problemler ortaya çıkarabilir. Yani bilgiyi yanlış aktaracağını hiç aktarma. Belirsizlik engelinin ortadan kalkması anlaşmazlıkların ve yanlış anlaşılmaların önüne geçer. Şimdi geldik çok anlamlılık nedir ve çok anlamlılık kaç ayrılır? Az önce çok anlamlılıktan bahsetmiştik bilgi aktarımı aksatan problemler arasında. Bir kelimenin sadece tek anlama sahip olması iletişimi ya da bilgi aktarımını aksatan bir duruma yol açmaz. Örneğin sürahi sözcüğü herkes için içecek koymaya yarayan metal, cam ya da plastik gibi malzemelerden üretilmiş olan kap anlamını taşır. Ancak tüm dillerde pek çok kelime birden fazla anlama sahiptir. Dildeki bu özellik kelimenin yapısından, cümle içindeki görevinden ya da kullanım amacından kaynaklı olabilir. Kelimelerin birden çok anlama sahip olma özelliğine çok anlamlı denir. Örneğin ince sözcüğü, insanın fiziksel özellikleri için kullanıldığında zayıf, sıvılar için kullanıldığında akışkanlığı çok olan, katı maddeler için kullanıldığında dar, kalınlığı az olan davranışlar için kullanıldığında zarif anlamına gelmektedir. Çok anlamlılık edebi olarak dildeki zenginliğin göstergesi olsa da iletişim sürecinde yanlış anlaşılmalara, bilgi aktarımında ise aksaklıklara neden olmaktadır. Bu tür bir aksaklığa yol açmamak için kelimenin hangi anlamda kullanıldığının açık seçek belirtilmesi gerekir. Araştırmacılar semantik, sentaktik ve pragmatik olmak üzere üç tür çok anlamlılık üzerinde durmuşlardır. Anlamlı neden tekrar vermişiz. Geldik olgusal tartışmalara. Mantık yazılısı hazırlığımıza olgusal tartışmalarla devam ediyoruz ve örnek vererek açıklayınız demişiz. İçinde çok anlamlı kelimelerin bulunmadığı olgulara dayalı tartışmalara diyoruz. Kelimelerin anlamları ile ilgili bir belirsizlik söz konusu değildir. Olgular herkes tarafından gözlemlenebilen, kanıtlanabilen durumlar olmasına rağmen taraflardan birinin yanlış yargısı olgusal tartışmaya neden olur. Olgu ile ilgili gözlem ya da deney yapıldığında ve doğru bilgiye ulaşıldığında tartışma sona erer. Bilimsel çalışmaların başlangıcında olgusal tartışmalar yer alır. Bu tür tartışmalar bilimsel yöntemlerle elde edilen veriler yoluyla sonuca ulaşır. Örneğin Sahra Çölü'nün hangi kıtada olduğu hakkında yapılan bir tartışmada kelimelerin anlamları ile ilgili fikir bir ayrılığı yoktur. Tartışmaya katılan taraflardan birinin coğrafya bilgisindeki eksiklik tartışmanın ne yapıyor? Sebebini oluşturuyor. Dünya fizik haritasına biz buna baktığımızda bir tartışma var. Açıyoruz diyoruz ki fizik haritası açıyoruz. Bak Sahra Çölü burada ve ne oluyor? Tartışma sona eriyor. İşte biz buna olgusal tartışma diyoruz. Çünkü olgularla kanıtlayabiliyoruz. Ve tartışmayı olguyla kanıtladığımız anda sonlandırmış oluyoruz. Geldik sözel tartışmalara. Sözel tartışmalar nedir?
Kaynağında çok anlamlı kelimelerin olduğu tartışmalardır. Tartışmanın tarafları ifadelerinde çok anlamlı kelimeleri kullandıklarından, anlamlar üzerinde fikir birliği olmamasından dolayı sözel tartışma ortaya çıkabilir. Bu kelimelerin anlamları hakkında uzlaşı sağlandığında tartışma sonuçlanmış olur. Ancak cesaret, korkaklık, cimrilik, iyilik, kıskançlık gibi çok anlamlı pek çok kelime vardır ve bu kelimelerin anlamlarıyla ilgili uzlaşmak çok zordur. Böyle durumlarda kişinin mantık kurallarını kullanması, tutarlı olması, konuşma becerisi karşı tarafı ikna etmesini sağlayabilir. Ancak sözel tartışmalar her zaman uzlaşı ile sonuçlanamayabilir. Hani olgusal tartışmada az önce açıyorduk fiziki haritayı, Sahra Çölü'nü gösteriyorduk ve tartışma sonuna eriyordu ya. Sözel tartışmalar her zaman sonuçlanmayabiliyor. Örneğin bir kişinin güçlü olması ile ilgili bir tartışmada güçlü kavramının anlamı ile ilgili ortak bir fikir oluşmadan çözüme ulaşılamaz. Güçlü, bedensel anlamda kuvvetli, başkaları üzerine etkili, kaba kuvvet kullanmaktan çekinmeyen ya da üzücü olaylar karşısında dayanıklı anlamlarını kullanmış olabilir. Bu anlamların biri üzerine karara ulaşılmadığı sürece tarafların birbirini ikna etmesi mümkün değildir. Şimdi bakıyoruz dilin yaptırma görevi nedir? Açıklayınız. Dilin insan davranışlarını etkilemek ve yönlendirmek amacıyla kullanılması sunucu gerçekleştirdiği görevdir. Yaptırma görevini gerçekleştirmek için ifadeye dönüşen dil normatif dildir ve genellikle emir kipli cümleler kullanılır. Ancak bazen soru cümleleri de aynı amacı ortaya koyar. Bu yolla insanın bazı eylemleri yapması ya da bazı eylemlerden kaçınması sağlanır. Evet, dilin eylemsel görevine geldik. Bireyin herhangi bir eylem için söz vermek ya da yemin etmek amacıyla kullandığı ifadeler dilin eylemsel görevini yerine getirir. Ayrıca onaylamak, kabul etmek, takdir etmek anlamlarında kullanılan sözler ve söz grupları da dilin eylemsel görevini gerçekleştirir diyoruz. Hepinizin mantık yazılı hazırlığımızı tamamladık. Hepinizin yazılısında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.